Videoya geçmeden önce sıklıkla sorduğunuz sorulara ve yaptığınız yorumlara değinmek istiyorum. Baştan anlaşalım. Lütfen arkadaşlar, yeni video nerede kaldı, daha sık video at, her gün video at tarzı yorumlar yapmayın. Zaten elimden geleni yapıyor ve mümkün olduğunca hızlı video çıkartıyorum. Bu tür videolar öyle fabrikasyon olacak türden değil. Oynuyorum, yazıyorum, seslendiriyorum ve kurguluyorum. Kaldı ki bu benim için iş değil. Sadece hobi olarak yaptığım bir keyif aktivitesi ve cep harçlığımı çıkartma yolu. Yani ne siz benim işverenimsiniz? ne de ben sizin çalışanınızım. Öyle emir verir gibi onu çek, bunu çek, video at, nerede kaldığına koyayım falan yok. Bazıları Vice City'de önceki bölümlerde kısmı olmazsa daha iyi olur demiş. Bir oturuşta arka arkaya izliyorsanız haklısınız. Ama araya zaman girdiğinden ve olaylar önceki bölümün üzerine kurulduğundan bu kısmın hatırlatılmasını şart görüyorum. En azından kendim için. Zaten ben de videolarımı hep kendim izlesem beğenir miyim kafasında çekiyorum. Kaldı ki zaman çizgisinde giriş, önceki bölüm, yeni bölüm ve kapanış olarak da belirtilmiş. Oradan birkaç tuşla atlayabilirsiniz. Gelecekte hangi serileri çekeceğim de çok sorulmuş, ona da buradan yanıt vereyim. GTA serisi 5. oyununa son bulduktan sonra henüz sırasına karar vermediğim şekilde çekeceğim seriler bunlar. Bully, Assassin's Creed serisi... Far Cry serisi, Fallout New Vegas, Fallout 4, Skyrim ve The Walking Dead. Bu projeler zaten kanalımı aylar ve yıllarca meşgul edebilir. Duruma göre araya başka projeler de ekleyebilirim. Şimdi soru sorma sırası bende. Skyrim ve Fallout'u nasıl bir karakter build izlemek istersiniz? İşlerini hitabet ve zeka ile halleden bir karakter mi yoksa hayvani güce sahip bir karakter mi? Bu tarz detayları şimdiden yorumlarda belirtirseniz seriyi yapacağım zamana kadar aklımda bir fikir oluşur. GTA Vice City'de önceki bölümler. Diaz'ı öldürdüğümüzü duyan Sony, Tommy'ye telefonda ultimatumu verince koşuyoruz Lafist görevlerine. Grup bizden önce zevk suyu adında bir uyuşturucu bulmamızı, ardından da eğlenebilecek bir arkadaş getirmemizi istiyor. Grubun bir sapığı var ve imza gününde sorun çıkartması olası. Tommy limuzini oraya sürerek kendisinin dikkatini çekiyor ve işini bitiriyor. Kübalı görevlerinde ise Umberto sürat teknesini sürerek bir erkek olduğumuzu kanıtlamamızı istiyor. Lafist görevlerine devam edebilmek için motorcu abimiz Mitch Baker'dan güvenli kişini halletmesini istiyoruz. Biz sadece kendimize iyilik yaparız deyince Tommy çeteye katılmak için 3 görev yapıyor. Motor sürüşüyle diğer elemanları geçiyor, şehirde kaos çıkartıp ne kadar öfkeli olduğunu gösteriyor ve Mitch'in çalınan motorunu geri alıyor. Lafist'in sapığına geri dönüyoruz. Limuzine bomba yerleştirmiş ve hızlı sürmezseniz patlayacak şekilde ayarlamış. Ekip tartışarak bombayı imha etmeye çalışırken biz de tam gaz sürmeye devam ediyor. Bomba imha edildikten sonra Lafist'i konser alanına bırakıyoruz. Geldik 5. bölüme. Umarım serinin kaç bölümde biteceğine dair tahminleriniz doğru gidiyordur. Bu bölümde bol bol Küba ve Haiti görevleri yapacağız. Tommy'nin hiçbir zaman içki içmediğini biliyoruz. Kendisi için bir kahve sipariş ederken Umberto dayak yemişçesine hüzünlü bir şekilde mekana giriyor. Bu Haitililer var ya bunlar benimle son dalgalarını geçtiler. Zaten birkaç adamımı da kaybettim. Al bizimkileri getir oraya öldürün hepsini diyor. Bunun için tabii dört kapılı bir araç bulmanız lazım. Hani hep derim ya doğru ekipman, silah ve çelik yelekle görevler çok daha kolay diye. Buna dayanarak aldım tüfeğimi, uzaktan çat çat indiriyorum herkesi. Ama salağın biri önümde durduğu için yanlışlıkla onu vurdum ve tüm kübalılar sanki düşmanları benmişim gibi beni taradı. Taksiye atlayıp yine göreve gidiyorum ama unuttuğum bir detay var. Silahlarım yok. Dört kapılı bir araç da bulamadım. Oradan oraya dolanıyorum bir tane gelsin de çalayım diye. Silah işini de pek dert etmiyorum. Belki oranın başındaki adam bana verir düşüncesiyle. Ama Rockstar yine bunu suratımda patlatıyor. Sıcak çatışmanın ortasındayım. Silahım yok. Ben de arabayı alıp bunları ezerim diyerek sürdüm. Benimki dokunduğum anda patladı. Diğeri hasar bile almadı. Muhtemelen bu dokunulmaz bir obje. Bizim adamlar da ilerlemiyor. Beni takip ediyor. En sonunda biri öldü de 30 mermili silahını aldım yetti mi yetmedi hiçbir şey bilmediğim geometri sınavında bile bu kadar çaresiz hissetmedim diyerek aralarına atlıyor hayatıma son veriyorum bana silah lazım silah Mali bir kulübü için 120 bin dolar paraya ihtiyacın olacak dediniz. Ben de dedim ki kolay iş. Zaten parayı harcayacak bir yer yok oyunda. Yanılmışım. 3 parça silah alıyorum, 20 bine yakın para gidiyor. Bu gidişle oyun ileride takılmasa bari. Bak şimdi, kağıt helvaya bak. Böyle söyleyince bazıları sanki aile yadigarıymış da ben de kutsalına hakaret etmişim gibi saldırıyor. Hiçbir şeyde bu kadar fanatik olmayın dostlar. Bu sizi komik duruma düşürür. GTA'yı eleştirdim diye bana küfredecek kadar boş bir insansan sen zaten benim videolarımı izleme. Her şey hazır. Dört kapılı aracı bul, olay yerine git, mesafeni koruyarak adamları indir. Giriştekileri halledince bizim elemanlardan üç ilerledi ama keskin nişancının kurbanı oldular. İlk ikisinin ölmesine üzüldüm de yanında iki kardeşi ölmesine rağmen etrafa mal mal bakan bu adam hak etti. Çatıda keskin nişancı var, karı gibi savaşıyorlar diyorsun da... ...ben de az önce adamları öyle hallettim. Biz yaparken iyi de onlar yaparken mi sorun? Vay çiftte standartçı vay. Erkeksi cesaretimizi kanıtladık, kamyonu çalıp gidelim diyorlar... ...ve peşimde iki yıldız polisle aracı kafenin önüne bırakıyorum. Hızımızı kesmeden hemen diğerine geçelim. Tommy yine kahve söyleyecekken Umberto yılansın sen yılansın diye boğazına yapışıyor. Lan dur bir adam iki dakika soluklansaydı, iki görevdir içemediği kahvesini içseydi... Yılan diyorsun da senin için tekne sürdüm. Haitililerle savaştım, daha ne yapayım? Tommy'nin olaylara bakış açısı, kendine saygısı ve duygularını işinin dışında tutmasına bayılıyorum. Birini öldürürüm ama bu sana pahalıya patlar. İş başka, dostluk başka diyor. Haitililer denizden bir mal getiriyormuş. Onu alırsan seni kardeşim gibi, evladım gibi kollarım diyorum Berto. Ve Tommy'den mükemmel bir cevap. Aynen de öyle. Ben ne yapayım senin korumanı? Bütün işleri ben hallediyorum zaten. Sen bana para ver, para bak. Arıyor adam sürekli nerede param diyor. Cohenes Rico tekniği hazırlamış. Bizi komik müzikle olay yerine götürüyor. Malları almaya mı gidiyoruz yoksa İspanyol dans kursuna mı? Bu görev aynı Lance'le birlikte helikopterle gittiğimiz göreve benziyor tek farkı havadan değil denizden saldırmamız. İki çantayı da aldıktan sonra küçük bir bot maalesef saf saf duran Rikoyu havaya uçuruyor. Kaldık tek başımıza. Ha bir de polis dostlarımız da var tabi. Can 74. Araç desen yok. Buradaki evler hep lüks evler. Hepsinin bahçesine dalıyorum ki kapıda spor araç varsa bineyim de gideyim diye. Bir tanesi beni haklı çıkartıyor ve en sevdiğim araç olan Çita'ya atlayarak Umberto'nun yolunu tutuyorum. Kafeye girip malları teslim ettiğimde her şey normale dönüyor. Sanki hiç olmamış gibi. Çok fazla görev yaptık ama hiç kayıt almadık. Ne olur ne olmaz gideyim de bir kayıt alayım ve ikonik gömleğimi giyeyim diye otel odama sürüyorum. Döndüm Umberto. Ya. Alberto'ya ama Haiti'li görevlerini yaptıktan sonra gel diyor. Ben şimdi o kadar yardımdan sonra bir de rakip çete için mi görev yapacağım? Yine bir kağıt elva. Yahni hazırladım gel diyen Paulette teyzemizi ziyarete gidiyorum. Bunu söylemek bana düşmez ama bu teyze değil, bu bildiğin babaanne. Göğüsleri karnına kadar düşmüş bir babaanne üstelik. Ne olduğunu anlayamadığım bir şekilde garip laflar ederken bize çay ikram ediyor. Bilmediğin bir yerdesin, tanımadığın büyücü bir kadın sana çay veriyor. İçer misin Tommy? İçersin tabii. Ben yanlış yere geldim galiba ya deyip kalkmaya çalışsa da iş işten geçti artık bizim tozlarımız var. Polis onları uyuşturucu sanıyor. Onları al, bana getir diyor. Tommy de daha önce hiç görmediğimiz kadar uysal ve itaatkar bir biçimde evet evet tabii tabii hemen getiririm diyor. Oyunda defalarca denediğim, bu zamana kadar en çok zorlandığım görev bu oldu. Hızlı olduğunu düşündüğüm ama dokunsalar patlayacak olan aracımı alıyor, ilk toza gidiyorum. Buraya kadar bir sorun yok. Asıl sorun bundan sonra başlıyor. Şöyle ters park edeyim de çıkarken kolaylık olsun. İleri görüşlü olacaksın azizim. İlk tozu alır almaz polisin biri hareket etme diye silah doğrultuyor ve işler kızışıyor. İkincisini aldığınızda 4 yıldız. Maalesef aracım bu darbelere dayanamıyor ve patlamada can veriyorum. İkinci denememde bu aracı aldım. Daha yavaş ve kontrolü daha zor ama en azından hasarsız. 1, 2, 3 derken 5 yıldız polisle malı teyzemize götürüyorum ve yine aracım patlıyor. İyi yanı görev için silaha ihtiyacım olmadığından taksiyle seri seri gidebiliyorum. Üçüncü deneme. Dördüncü deneme. Hayır bir de zaman sınırı var. Polisler zulaya ulaşırsa da görev başarısız oluyor. Beşinci denememde zaten peşimde polisler varken göreve girdim. Hiç umudum yok. Bir GTA oyununda siyahi bir kadın size uyuşturucu temalı bir görev veriyorsa bilin ki o görev zordur arkadaşlar. Bunu GTA 4'ten biliyoruz. Tam 9 deneme sonrası biraz da şansın yardımıyla tozları teslim edip görevi tamamlıyorum. Üzüldüğüm tek nokta kaydın büyük bir bölümünü bu görevin kaplaması. Yok ki kardeşim firmalardan sponsorumuz. Maillerime de cevap gelmedi zaten. Teyzemiz yine hipnotize etkisiyle bizi ağına düşürüp çay ikram ediyor. Dinleyin. Kübalılar uyuşturucu kaçakçılığı için sürat teknesi kullanıyormuş. Yeğenim onları yok etmek için küçük bombalar yaptı diyor. Yani yeğenin bomba yapabiliyor. Sense birini çayla hipnoz edip kontrolün altına alarak istediğini yaptırabiliyorsun ama hala bu kübalılara yeniliyorsunuz öyle mi? Minik uçakla bu bombaları kullanarak tekneleri patlatacağız. Zaten Tapfan aracından anlamışsınızdır. Önceki görevden sonra bu gerçekten çocuk oyuncağı. Üstelik iki hakkınız var. Manzaraya karşı son adamı da kovalayıp bombayı tepesinden patlattıktan sonra görev tamam. Teyzemizin son görevi. Göte şaplak Tam bir GTA 3 görev ismi gibi. Senden son bir şey istiyorum. Sonra özgürsün diyor. Bizimkiler Kübalılarla savaşmaya gitti. Ama silahsız bir savaş. Sen bu tüfeği al, kimse seni görmeden indir onları diyor. Tamam teyzeciğim diyen Tommy, sorgusuz sualsiz bu isteği de yerine getiriyor. Bu görevin şöyle bir özelliği var. Bir tanesini vurup görüldüğünüzde tekrar göreve girerseniz sniper mermileriniz birleşiyor. Bu şekilde epey cephane kasabilirsiniz. Adamlar iç içe geçip hızlı hareket ettikleri için hangisini vurduğum konusunda emin olamıyorum. Ve Kübalılar bizimkileri haşat ediyor. Bizimkiler yalnız o kadar benimsedim ki adamları. İkinci denememde şu gördüğünüz aspirini alarak zamanı yavaşlatıyor. Öyle dingin bir kafayla sakin sakin vuruyorum ki Mete gazoz görse tebrik ederim dostum. Gerçekten iyi bir nişancısın der. Adam katanayla gelmiş. Bunu vurmazsanız büyük dezavantaj yaşarsınız. Son adamı da vurarak 5000 dolarla görevi tamamlıyorum ve Paulette teyze'ye olan bağlılığım burada son buluyor. Şimdi son küba görevini yapıyorum. Kafede iki tane şık giyimli kadın kahvesini yudumlarken Umberto onlara hareketlerini gösteriyor. Rahatsız olan kadın kahveyi Umberto'nun pipisine döküp kalkıyor haliyle. Tommy içeri girer girmez diyor ki bir hayit ile aracı bulacaksın, uyuşturucu tesislerine gidip patlatacaksın tanıdık geldi mi? Bakın GTA San Andreas'te de buna benzer görevler vardı. Demek ki artık insanlık olarak çok da orijinal şeyler üretemiyoruz. Var olanı değiştiriyor ve yeniliyoruz. Uzun zamandır yeni bir teknoloji çıkmadı mesela. En gelişmiş normal telefonla en kötü akıllı telefon arasında dağlar kadar fark var. Ama iPhone 1 ile iPhone 12 arasında sadece işlemci gücü, hafıza, boyut gibi farklar var. Yeni bir teknoloji değil. İlginç değil mi? Bu konuda düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız memnun olurum. Bulduğumuz bir Haiti arabasına atlayıp Pepe ile birlikte diğer adamlarla buluşuyor, kimliğimizi açığa çıkartmadan sakince fabrikaya ilerliyoruz. Üç bombayı da yerleştirdikten sonra yeterince uzaklaştığımızda fabrika havaya uçuyor. Böylece hem Küba hem de Haiti görevlerini tamamlamış oluyoruz. İşte size bir kağıt helva daha. Umberto arayıp artık onun için bir Kübalı olduğumuzu söylüyor. Şimdi tahmin ediyorum ki geriye sadece konak, telefon ve diğer mülk görevleri kaldı. Benim hesaplamama göre seri 7. bölümde bitecek. Bir kayıt alıyorum ve burada 5. bölümümüzün sonuna geldik dostlar. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Maddi destek olmak isterseniz kanala katılabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.